Piyasa hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tabii içerideki gelişmeleri daha fazla anlamaya çalışıyoruz. Bir yandan hem Borsa İstanbul tarafında hem de hafta başında da gelen verilerle değerlendirmeye çalışmıştık. Dün biliyorsunuz reel efektif döviz kuru gelmişti. Özellikle ihracatçının önündeki problemleri de ele almıştık. Dün yine yayınımıza katılan ve açıl sezinin sorularını yanıtlayan Tim Başkanı Mustafa Gültepe hem bu rakamları değerlendirdi hem de depremle ilgili ihracat tarafındaki yansımayı değerlendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe deprem sonrası ihracatın nasıl etkilendiğini anlattı. Şubat ayında bu etkileri biz gördük. Sizi de az önce söylediniz 1,5 milyar civarında. Bizim yaptığımız çalışmada 2 milyar TL'ye yakın bir etkisi var. Direkt 950 milyon dolar bir eksi yazdı. Dolayısıyla o yüzden Şubat ayımız %6,5 oranında bir eksi yazdık bu kapsamda. 26 aydan beri ilk kez eksi yazdık. Yani deprem olmamış olsaydı yavaş yavaş biliyorsunuz son 2 ayda 3 aylarda çok küçük artışlarla ihracat devam ediyor. Üretim hacmimiz devam ediyor ama en azından bir eksi yazma potansiyelimiz, olasılığımız olmazdı. Bazı alanları hani askeri koğuşlar gibi onların kalabilecek olduğu alanları oluşturduk. Fabrikanın içerisinde işte yine yaşam üniteleri oluşturmaya başladık. Yine organize sanayinin içerisinde olabilecek olan bölgelerde insanlarımızın, çalışanlarımızın kalması için o organizasyonu o kapsamda az önce söyledim. Önce sanayiden başlayarak diğer taraflara o konteynerlerle yaşam üniteleri yaptık. Benim şeyim şu, özellikle buradaki arkadaşlarımızın tekrar aynı bölgede çalışabilmesi için şöyle bir tezim var. Bir maaş bir işveren veriyorsa özellikle 6 ay önümüzdeki dönemlerde hem moral motivasyon açısından hem o insanların tekrar geri gelmesi açısından ama barınma yerini yaptığımız zaman o koşulu verdiğimiz zaman bir maaşta devletimiz tarafından verilmesinde oradaki hareketliliği çok daha hızlı bir şekilde bence yukarıya doğru çıkarırız. Gültepe ayrıca domates ihracatına yasak getirilmesine de tepki gösterdi. Her şeye yasak getirilebilir, her şey serbest bırakılabilir ama burada en önemli şeylerden bir tanesi de şöyle. Şimdi hiçbir şekilde istişare yapılmadan, hiçbir şekilde insanlarla, işletmelerle, birlik başkanlarıyla, tim başkanıyla konuşmadan, sektörün ne olduğunu bakmadan, etmeden gece kalktım, deprem gibi bir şey oldu bu. Yani gece kalktım, sabah kalktım, sizin kontratlarınız var. Sizin karşı tarafta özellikle teslim etmeniz gereken söz verdiğiniz, akreditif açtığınız, akreditif krediniz var, şunlar. Bir sürü şeyler var. Sabah kalkıyorsunuz, ihracat yasak. Bir defa burada siz büyük bir yanlış. Ne demişler? İstişare ve ortak akılla çözülemeyecek olan bir nokta yoktur.